Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Sayın seyirciler, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı'ndan maalesef acı bir haber geldi. Bu kez de şehit ateşi Kütahya'ya düştü. 23 yaşındaki piyade uzman Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi. Bu kez de ateş Kütahya'ya düştü. Tebük Savaşı'nda olduğu gibi hemen sınırlarınıza fitne ateşi yakanlara. 23 yaşındaydı piyade uzman çavuş Ahmet Asan. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda hainlerle girilen çatışmada yaralandı. Hakkari'de tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Acı haber Kütahya'nın Emet ilçesindeki baba ocağına tez ulaştı. Piyade uzman çavuş Ahmet Asan'ın ailesi gelen acı haberle yıkıldı, gözyaşları sel oldu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Türk bayraklı asılı baba ocağına son kez getirildi. Pençe Yıldırım şehidi Ahmet Asan'ın naaşı. Helalli kalındı. Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Hasan'ın dört kardeşi ve annesi onun naaşı önünde gözyaşı döktü. Ölülenlere siz ölüler demeyiniz. Ben Pençe Yıldırım şehidi Emet ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda bu kadar da onurlu günde. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam iftar yemeğinde işçilerle bir araya geldi ve daha sonra da kameralar karşısına geçti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta yaşanan bazı olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ülkemizde sömürüye asla fırsat vermeyeceğiz dedi. Bir Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak ilan eden AK Parti iktidarı olmuştur. Başbakanlığım döneminde emek ve dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsun. Her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok. Ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Sayın seyirciler, Türkiye tam kapanma dönemine geçti ve vaka artışındaki hızın düşürülmesi amaçlanıyor alınan önlemlerle birlikte. Peki Türkiye ne zaman rahatlayacak? Normale dönüş sağlanabilecek mi? Tüm bu sorulara Profesör Doktor Necmi İlhan yanıt verdi. Bilim Kurulu üyesi, belirlenen gruplar aşılanırsa eğer 29 Ekim'de rahatlarız açıklaması yaptı. 13, 14, 15. Vaka sayılarında 60 bine dayandı. Türkiye yaklaşık 2,5 haftalık tam kapanma kararı aldı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan rahatlama için de 29 Ekim'i işaret etti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların aşılanması ile Ekim sonunda rahat bir nefes alınabileceğini söyledi. Teşekkür ederim, eline sağlık.
İlhan, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz. Bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz, dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan, koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Profesör Doktor İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanmayla beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor, dedi. Profesör Doktor İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vefat edenler arasında 65 yaş üzerinde olup aşısını yaptırmayanlar var, dedi. Profesör Doktor İlhan, kurallara uymaya devam etmeliyiz uyarısı yaparak ne zaman rahatları sorusuna da 40 yaş altı vatandaşların aşılanması Haziran sonuna kadar, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, hedeflenen gruplar aşılanırsa güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz. Bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz, yanıtını verdi. Evet, bilim kurulu 29 Ekim'de rahatlayabiliriz diyor ama bu demek değildir ki rehavete kapılalım. Asla tedbiri elden bırakmamak gerekiyor ve bu noktada da daha sonra kapanma sonrası ne olacak sorusuna yanıt da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma döneminden sonra süreç istenildiği gibi işlerse kontrollü geçiş dönemine geçeceğiz, dedi. Tam kapanmadan sonra rehavet ve normalleşme yok. Çünkü kontrollü geçiş dönemi başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefin vaka sayısını 5000'in altına düşürmek olduğunu ifade eden Bakan Fahrettin Koca, bunun için çok sıkı çalıştıklarını söyledi. Aşılama noktasında kararlıyız. Bodrum'a yaşanan akınla ilgili de konuşan Sağlık Bakanı Koca, durumun vaka artış riskini artırdığını dile getirdi. Yakın temas ve hareketli azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Peki tam kapanmanın ardından tam açılma olacak mı? Yani Türkiye normale dönecek mi? Bakan Koca bu soruya temkinli cevap verdi. Vatandaşlarımızın çok hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Fahrettin Koca, bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum, dedi. Herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz. Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kasapoğlu önce Afyonkarahisar Valiliğini ardından da belediye başkanlığını ziyaret etti ve bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İşte o ziyaretin ayrıntıları ekranlarınızda. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret, inceleme ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kasapoğlu'nun ilk ziyaret durağı Afyonkarahisar Valiliği oldu. Kasapoğlu'nu burada Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın spor turizmi açısından önemine dikkat çekti. Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki yerini çok daha farklı noktalara taşıyacağız, dedi. Bu vesileyle tabii ki Afyon'umuzu hem spor yatırımlarıyla hem gençlik alanında nasıl
daha yukarı taşıdık. Bunun çabası içerisindeyiz. Hem değerli milletvekillerimizle, hem yerel yönetimlerimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla bunun çalışmalarını biliyorsunuz. Belli bir noktaya taşımıştık. Hem spor yatırımları, hem genç kanalındaki yatırımlarımız. Bugün de inşallah yeni projeleri değerlendireceğiz. Ve Afyon'un hem spor turizmi potansiyeli, Afyon bu anlamda spor turizmi açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından bir tanesi. Ve bunu da nasıl farklı bir boyuta taşırız? Pek çok branşta, futboluyla, su sporlarıyla ve diğer branşlarıyla açıkçası. Pek çok branş, 60'a yakın branş var bakanlık olarak biliyorsunuz. Desteklediğimiz ve çalıştığımız. Afyon'da bunların pek çoğu için çok uygun bir vilayetimiz. Hem spor turizmiyle, hem sporcu potansiyeli, hem birbirinden değerli gençlerinin daha donanımlı şekilde yarınlara hazırlanması noktasında. Gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri ağırlayacak gençlik kamplarımızda inşallah Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini inşallah çok daha farklı noktalara taşıyacağız. Ben değerli vekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hem bugünkü çalışmalarımız, hem bundan sonra gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarımız için, tüm Afyon için, Afyon'un değerli gençleri, kadınları ve tüm halkı için hayırlı olsun diyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valiliği ziyaretinin ardından beraberindekilerle birlikte yaya olarak belediye binasına geçti. Bakan Kasapoğlu, burada AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından "Gençlik burada, bakanın yanında" sloganlarıyla karşılandı. Gençlik burada, bakanın yanında! Gençlik burada, bakanın yanında! Bakan Kasapoğlu, belediye binasında ilk olarak Başkan Zeybi makamında ziyaret etti, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra da il değerlendirme toplantısına geçti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Efendim yine Afyonkarahisar'dan önemli bir haberle devam edelim. Daha önce ihalesi yapılmış, inşaat çalışmaları başlamış ancak yarım kalmıştı ve Afyonkarahisar özelinde de birçok tartışmalara konu olmuştu müze kompleksi ve müzede yeniden inşaat çalışmaları yeniden start aldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Vali Gökmen Çiçek müze inşaatında incelemelerde bulundu. Vekil Ali Özkaya, inşaatın en geç bir yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Afyonkarahisar Müze Kompleksi'nde çalışmalar hızlandı. Hedef, bir yıl içinde tamamlamak ve hizmete sunmak. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğümüze kompleksinde incelemelerde bulundu, çalışmalarda gelinen son noktayı yerinde gördü. Vali Çiçek ve Milletvekili Özkaya'ya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey de eşlik etti. İncelemelerin ardından Kanal 3 Haber'e konuşan Milletvekili Ali Özkaya, müzeye ciddi ödenek aktarıldığını hatırlattı. Afyon'daki müzenin Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacağını söyledi. Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olan Afyonkarahisar Müzesi 2011 yılında başladıktan sonra bir müddet durmuştu ihalelere feshedilmesi nedeniyle. Geçen yıl hep beraber milletvekillerimiz olarak yapmış olduğumuz Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Strateji Başkanımızla beraber yaptığımız toplantılardan sonra çok ciddi bir ödenek aktardık ve bu ödenekle birlikte işlerimiz inanılmaz derecede de hızlandı. Gerçekten bütün makina ekipman kısımları gelmiş, montajların çok büyük kısmı yapılmış ve inşallah en geç bir yıl içinde bu müzeyi bitirip kurdelesini keserek hizmete sunmak istiyoruz. Afyonkarahisar Türkiye'nin tarihinin en eski olduğu illerinden birisi. Gerçekten 5000, 8000 yıl olduğuyla dair birçok tarihi eserler var. Bu eserleri getirip bu müze müdürlüğünde sergileyerek hem yerli turistlere hem de yabancı turistlere göstermek ve bu tarihi zenginliğimizi bütün herkesin önüne sermek istiyoruz. Şu andaki mevcut müzenin belediyeye tahsis edileceğini belirten Milletvekili Özkaya, yeni müze kompleksine ödenek aktarılmasında ve çalışmalarda emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Eski müze müdürlüğümüzde belediyemize tahsis edilerek inşallah orası da çok güzel bir yeşil alan olacak. Bu çalışmalar için
emeği geçen bütün çalışan işçi kardeşlerimize, müteahhitimize teşekkür ediyoruz. Burada Sayın Valimize, İl Kültür Müdürlüğümüze ve milletvekillerimize, il teşkilatımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu ödeneği sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Afyon Karahisar'ımız çok güzel, çok modern bir müze müdürlüğüne kavuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın seyirciler, tam kapanma uygulamasında 3. günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda yine sokaklar ve meydanlar oldukça boştu. Pazar olması dolayısıyla daha sakindi. İşte bölgemizdeki illerden sokak manzaraları ekranlarınızda. Tam kapanma sessizliği sürüyor. Kapanmanın 3. gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Eskişehir'in en kalabalık bölgelerinden 2 Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleriyle Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler denetim yaptı. Kütahya'nın yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya uydu. Bilecik'te de vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet etti. Yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfik Bey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleriyle Atatürk Bulvarı sessiz kaldı. Polis ekipleri önemli kavşaklarda dışarıda bulunan kişileri denetledi. Manisa'da da ana caddeler, meydanlar ve parkların boş kaldığı gözlendi. Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde başta Mimar Sinan Bulvarı, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, İzmir ve Atatürk caddeleriyle Emekliler Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Kent Parkı'nda sakinlik dikkat çekti. Polis ekipleri caddelerdeki uygulama noktalarında sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah 5'te sona erecek. Efendim sırada Afyonkarahisar Valiliği'nin bir hafta boyunca yapmış olduğu etkinlikler ve incelemeler ekranlarınızda. Tüm Türkiye'yi pandemi yasaklarından sonra Sultanahmet'e davet.
Sayın seyirciler, bültenimize canlı telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Havanın durumuna ilişkin son notları Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'den alacağız. Sayın Cevher, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Kesra Hanım, hoş bulduk. Evet efendim, her zaman olduğu gibi yine aynı soruyu soralım. Yeni haftada nasıl bir hava bizleri bekliyor olacak hem Afyonkarahisar için hem de Ege bölgesi için? Evet, hemen aktaralım Kevser Hanım. Sizlerin de gördüğü gibi son birkaç gündür sıcaklıkların ısınma olmalarının üzerinde seyrediyor bölgemizde. Bu durum pazartesi günü de devam edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredilecek pazartesi günü. Ancak sonraki günlerde azalarak mevsim normalleri civarına gerileyecek. Bölgemizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Evet. Herhangi bir yağış beklentimiz yok. Ancak perşembe günü hafif sağanak yağışlar görebiliriz. Akabinde yine cuma, cumartesi ve pazar günleri de parçalı bulutlu bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Yarın ve salı günü bölgemizde hızlı saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilecek şekilde bir rüzgar beklentimiz var Kevser Hanım. Bunu hatırlatmış olalım. Hı hı. Çok kuvvetli o değil, ancak yine 60 kilometre saatte az bir rüzgar değil. Yarın ve salı günü bu duruma dikkat edelim. Sıcaklıklara şöyle baktığımızda Afyonkarahisar'da en yüksek pazartesi günü 29 beklerken salı günü 24, çarşamba günü 24, perşembe günü 23 ve cuma günü 25 derece bekliyoruz. En düşük sıcaklıklar ise 11 ile 12 derece civarında seyredecek Afyonkarahisar'da. Denizli'de en yüksek sıcaklıklar 32-33 derece ve Uşak'ta ise en yüksek sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında seyredecek. Yani genel olarak baktığımızda mevsim normallerine yakın, Mayıs havasına uygun, ılık bir hafta geçireceğimizi düşünüyoruz Kesin Hanım. Sayın Cevher, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Sayın seyirciler, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demircikköy beldesinde 2 Aralık 2020 tarihinde ortadan kaybolan 67 yaşındaki Fatma Çeri'den 5 aydır haber alınamıyor. Yakınları ise onun bulunması için yetkililerden yardım istedi. 3 çocuk annesi kadın tam 5 aydır kayıp. Sağlığından, çeşinden bana bir haberdar olun. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demircikköy beldesinde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Çeri, 2 Aralık 2020 tarihinde ortadan kayboldu. Bu fotoğraflar olmasa günümü geçirin, ben bunlarla eğleneyim, ne olurum. Kütahya ile birlikte çevre illerden de arama kurtarma ekipleri devreye girse de çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. Çok gelen oldu Afyon, Eskişehir, Aydın helikopterlerle birlikte. Kızlarıyla birlikte eşi Fatma Çeri'nin fotoğraflarını elinden düşürmeyen Beyt Çeri, eşinden gelecek haberi bekliyor. Çok arada jandarmamız, okütle falan, köpekle falan çok arada ama... Sayın seyirciler, Eskişehir'de halı yıkama işiyle uğraşan halıcılar tam kapanma döneminde çalışmak için izin başvurusunda bulundu ve izin başvuruları onaylandı. Ve esnaf da bu noktada kişilerden binlerce metrekare halı topladı. Ama daha sonra bir haber geldi ve denildi ki izinler iptal. Artık tam kapanma döneminde halıcılar çalışamayacak. Esnaf da ellerinde halılarla birlikte kaldı ve şu an ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Yetkililere de çağrıda bulundular. Yetkililere sesleniyoruz. Çözüm bekliyoruz. Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar. Halı yıkama işletme sahipleri ne yapacağını şaşırdı. Halı yıkamacılar tam kapanma günlerinde vatandaşlara hizmet vermek için bağlı oldukları Odun Pazarı Kaymakamlığı'na izin başvurusunda bulundu. Ardından olumlu sonuçlanan başvuru neticesinde vatandaşlardan binlerce metrekare halı toplandı. Halı yıkamacılar tüm hevesleriyle çalışmaya başlamıştı. Ancak dün esnaf önce telefonla arandı, daha sonra İl Salgın Denetim Merkezi'nden geldiğini belirten iki memur, verilen izinlerin iptal edildiğini söyledi. Kaymakamlıktan olumlu bir yanıt aldık. Gerekli belgelerimizi doldurduktan sonra başvuruda bulunduk ve başvurumuz olumlu olarak sonuçlandı. Elimizdeki belgelere güvenerek müşterilerden halıları toplayıp belirli gün aralıklarında dağıtım için sözleştik. Dün gelinen yetkililer tarafından dükkanımızın kapanması gerektiği söylendi.
Dükkanda bulunan halılar, daha önce almış olduğumuz, daha yıkanmamış olan halılar ne yazık ki bir gün içerisinde ya da iki gün içerisinde teslim edilmesi mümkün olmayacak durumda. Biz ekstra bir ayrımcılık istemiyoruz. Verdiğiniz izinin ışığında söz verdiğimiz müşterilere halılarını geri götürmek istiyoruz. Bu kadar. Yani biz bayramın sonuna kadar izin istemiyoruz. Biz bu izinle iki gün, üç gün halı topladık. Bu topladığımız halıların teslimatını bir şekilde yapmamız lazım. Ben şimdi kendi müşterime anlatamam bu derdimi. Direkt kapıdan alıp halıları kapıya teslimat yapıyoruz. Müşteriyle bir yakınlığımız yok. Paket servisleri serbest ama halı yıkamacılara böyle bir yasak konuluyor. Yani biz bunun da serbest olmasını istiyoruz. Halı yıkamacılar duruma tepkili. Elinde binlerce halı kalan esnaf yetkililere çağrıda bulundu. Şimdi halıcılar yetkililerden gelecek olumlu bir kararı bekliyor. Sayın seyirciler, dün akşam Denizli'de seyir halinde bulunan bir tırın lastiği adeta bomba gibi patladı. Alevlere itfaiye ekipleri hemen müdahale etti ama patlama sesi birçok noktadan duyuldu. Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Bir aşırı şiddetli patlama sesi geldi de biz ne olduğunu bilemedik tabii. Acı Payam yolu üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet Emin Yalçın'a ait tırın lastiği adeta bomba gibi patladı. Soğukkanlılığını koruyan sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Patlama birçok noktadan duyulurken vatandaşlar kendilerini korkuyla balkona attı. Çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Tabii kamyon tekrar olduğunu biz tahmin etmedik. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği tıra müdahale ederek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Efendim, Eskişehir-Ankara çevre yolunda inanılmaz ve dehşete düşüren bir görüntü kayda geçti. Maalesef onca araç içerisinde bir motosiklet ve bir araç yarışa girdi, yarış yaptı ve bu korku dolu anlar da araç içi kamerasıyla görüntülendi. Jeep'le motosikletin tehlikeli yarışı kameraya işte böyle yansıdı. Eskişehir-Ankara çevre yolunda bir motosikletle lüks jeep yarışa tutuştu. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yarışan motosiklet ve SUV aracın sürücüleri yaptıkları ani manevralarla yürekleri ağza getirdi. Trafikte seyir halinde olan başka bir aracın iç kamerasıyla görüntülenen yarışma anları adeta pes dedirtti. Yüksek hızla seyreden iki araç saniyeler içerisinde trafikte gözden kayboldu. 26 ACP 151. Efendim, Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneği Ramazan ayında pek çok karşımıza çıkıyor sık bir şekilde. Bu kez de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşların bakkala olan 6 bin liralık borcu hayırseverler tarafından ödendi. Herkesin ihtiyacı olan alsın, sloganımız bu. Sandıklı'da hayırsever gurbetçiler bakkalın veresiye defterini satın aldı. Borçların yanı sıra mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardım yapılması için de bakkala bir miktar para gönderen hayırseverler mahalledeki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. İlçede Kevser Mahallesi'nde 5 yıldır bakkal işleten Belkıs Baştepe, yurt dışında kalan gurbetçiler adına Ramazan aylarında çevre sakinlerinin borçlarını sildi. Baştepe, hayırsever gurbetçilerin isimlerinin açıklanmasını istemediklerini ifade etti. Bir de bizim sloganımız vardır. İmkanın varsa ver, ihtiyacın varsa al. Günlük her günde hemen hemen pide dağıtmaktayız biz burada. İhtiyaç sahipleri gelip alabilirler. Bu gelen yardımla hem beni kurtardı hem vatandaşı kurtardı. Ben küçücük bir esnafım, görüyorum işte küçücük dükkanım, bakın. Burada ben binlerce kişiye yetişmeye çalışıyorum. Allah razı olsun köyümden ve köyümün insanlarından. Hem beni kurtarmış oldular hem bakkalımı kurtarmış oldular, hem veresiye yazan insanları kurtarmış oldular.
Efendim, Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan davulcuları da bu kez gece değil gündüz sokaklara çıktı. Bunun sebebi ise bahşişlerini toplamak. Ramazan davulcuları Sandıklı'da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bahşişlerini topladı. Ramazan davulcuları bahşişlerini toplamaya başladı. Davul ve zurna eşliğinde bahşişlerini toplayan Ramazan davulcuları, Covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamada olan vatandaşları da eğlendirdi. Tedbirler kapsamında vatandaşlarla temastan kaçınan ve bahşişlerini pencere ve balkonlardan atılmasıyla toplayan davulcular, Ramazan'ın son gününe kadar bahşiş toplamaya devam edecek. Verenden de Allah razı olsun, vermeyenden de Allah razı olsun. Saygılar, sevgiler. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah pandemiden, inşallah bitecek pandemi. Efendim, Marmara bölgesinin önemli karpuz üretim yerlerinden biri olan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karpuz fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı. Hummalı bir çalışma var şu an için ve rekolte hedefi ise 200 bin ton. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Nedeni ise karpuz fidelerinin toprakla buluşması. Marmara bölgesinin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Osmaneli ilçesinde üreticiler Ramazan ayı ve sıcak havaya rağmen alın teri döküyor. Ekimler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak yapılıyor. Bilecik bölgesinde geçen yıl 120 ile 150 bin ton arasında karpuz azadı yapıldı. Bu yılsa yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor. Karpuz fidesinin dikilmesi ve ürünün elde edilmesine kadar geçen süre ise 90 gün. Bir fidenin tanesi 3 lira 20 kuruş. Bir dönüm yere 330 adet karpuz ekiliyor. Dönümün maliyeti ise hasada kadar 3000 lirayı buluyor. Üreticiler hasatla birlikte bu masrafları karşılamayı, hem kazanmayı hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Karpuz asadına Ağustos ayında başlanacak. Hasat edilen karpuzlar İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Antalya, Ankara gibi illere gönderiliyor. Osmaneli karpuzu çıktığı zaman Çukurova karpuzu da bitmiş oluyor. Haşhaş ve cevizden yapılıyor ve Ramazan sofralarını da her gün hemen hemen süslüyor. Haşhaşlı tatlı, Afyonkarahisar'ın meşhur ve yöresel lezzeti bu Ramazan ayında da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şey için, hamurun şeysine bak. Makinenin ucuna bak, öbür tarafa. Afyonkarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti haşhaşlı tatlı. Özellikle Şuut ilçesinde yapılan haşhaşlı tatlı, içerisindeki haşhaş ve cevizin vermiş olduğu lezzetle Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor. İlçenin yöresel lezzeti olan haşhaş, şerbetle birlikte ince açılmış ve içerisinde ceviz sarılı olan hamurun üzerine dökülüyor. Haşhaşın tatlıya dökülmesiyle farklı bir lezzetin ortaya çıktığını söyleyen tatlı ustası Hatice Kartal, tatlıya yoğun ilgi gösterildiğini aktardı. İlimizde olduğu gibi ilçemizde de gerçekten haşhaşı tatlıya çok yoğun bir ilgi gösterilmekte. Özellikle de Ramazan-ı Şerif ayının iftar sofralarının vazgeçilmez bir tatlısı oldu. Yani müşterilerimiz özenle sırf bunun için uzaklardan da olsa geliyorlar. Haşhaşlı tatlının üretimi hem Ramazan ayında hem de Ramazan'dan sonra da devam edecek. Efendim, bir başka lezzet Manisa'dan ekranlarınıza gelecek. Susamlı helva. Manisa'nın Demirci ilçesinde bu tatlı sadece Ramazan ayında üretiliyor ve 121 yıldır da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti. Susamlı
Susamlı helva geleneği tam 121 yıldır yaşatılıyor. Görüntüler Manisa'nın Demirci ilçesinden. İlçede babasından öğrendiği mesleği 71 yıldır aynı iş yerinde sürdüren helva ustası İhsan Akgün, her Ramazan ayında ailesiyle gün boyu susamlı helva üreterek müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Akgün, oğlu Mustafa Akgün ve ailesiyle sabahın erken saatlerinde başlayarak iftar öncesine kadar susamlı helva hazırlıyor. Ramazan aylarında ata yadigarı kazanda su, şeker, limon suyu ve çöven otundan oluşan malzeme ve ateşte kaynatılan ağda tahta kepçe ile kıvam alıyor. Tepside çiğ susamla karıştırılan malzeme gün boyu ustaların ellerinde yoğrularak helva haline getiriliyor. Demirci dışı ve tüm Türkiye'yi talebi karşılamakta gerçekten zorlanıyoruz. Demircililer iftara doğru dükkandan aldıkları helvayı sıcaklığını koruması için evde örtüyle sarıyor. Örtüden çıkarılan helva iftar yemeği sonunda ılık, hafif bir tatlı olarak lezzetli bir şekilde tüketiliyor. Bu yıl özellikle pandemi sebebiyle tabii hastalara dikkatlerimiz daha fazla, hassasiyetimiz daha yüksek. Susamlı helva almak isteyen ilçe sakinleri iftardan önce iş yeri önünde sosyal mesafeli uzun kuyruklar oluşturuyor. Demirciye gidemeyenler ise yakınlarına susamlı helva siparişi veriyor. Efendim Kanal 3 hafta sonu ana haber bülteninde güne dair yansıyan önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yarın Atagündüz Kurşun sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim, iyi akşamlar.